Bugün 15 Haziran 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde istikrara katkı başlıklı oturumda konuştu. Erdoğan, terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefiklerimizden beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliğiyle hareket etmenin önemini tekrar vurgulamak istiyorum, dedi. Erdoğan zirve öncesinde ikili temaslarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinde ikili ilişkilerde gerilime de neden olan konular ele alındı. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin açık, net ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiği belirtildi. Verilen bilgiye göre görüşmede Suriye ile Libya'da çözüm için birlikte çalışma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel'le de bir araya geldi. HDP eski eş genel başkanı Demirtaş, HDP'ye kapatma davası çok açık bir siyasi operasyon. AYM böylesi tehlikeli bir operasyon alet olmamalı derken, seçim senaryolarını da hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannetmesin sözleriyle değerlendirdi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Çalışmalarımızı son noktaya getirdik. Bu kapsayıcı bir anayasa olmak zorunda. AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur, milletlerin anayasası olur, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla alınan 3 kararı veto etti. İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar bedelsiz arsa tahsisi, 250 yeni İETT hattı açılması ve 66 bin servis aracının toplu taşıma sistemine dahil edilmesiydi. İzmir'in Çernobil'i olarak anılan Gazi Emir Emrez Mahallesi'ndeki arazide radyasyon ölçümü yapıldı. Normal değerin 7291 katı radyasyon tespit edildi. 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden emekli öğretim üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, bu iş uluslararası kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında araştırılacak bir konu. Interpol ve uluslararası yargıyı da harekete geçmeye çağırıyorum, dedi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği kurumları, birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı. Buna göre son doz aşısının üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere ek test veya karantina uygulanmayacak. İngiltere'de Delta varyantı yayılırken vaka sayıları da artıyor. 21 Haziran'da geçileceği planlanan normalleşmenin 4. aşamasının 1 ay erteleneceği belirtildi. Delta varyantı ile ilgili en önemli soru aşıların ne kadar etkili olduğu. İngiltere'de henüz onay süreci tamamlanmamış bir araştırmaya göre aşı varyanta karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranı azalıyor. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'nin salgın döneminde kredi ile borçlandırma politikasını eleştiren OECD, iktidara vatandaşı borçlandırmak yerine destek verme çağrısı yaptı. Raporda krediler, firmalar ve savunmasız haneler için sürdürülebilir bir durum değil. Devletin bu kesimlere kredi yerine doğrudan mali destek vermesi gerekir, denildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Mayıs 2021'de geçen yıla göre %20.20 arttı. Yine TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ocak-Mayıs döneminde %3.8 oranında geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106.5 arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile bir anlaşmaya varıldığını, ülkedeki enerji de dahil olmak üzere sanayi sektörlerine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılacağı anlamına geldiğini öne sürdü. Almanya'da devlet destekli ilk imam eğitimi bugün başlıyor. İslam Koleji adlı derneğin öncülüğünde başlayan eğitim 2 yıl sürecek. İlk dönemde 20 imam adayı yer alıyor. İsrail'de 12 yıldan bu yana Netanyahu'suz ilk hükümet meclisten güven oyu alarak görevine başladı. 8 partinin koalisyonundan oluşan hükümetin başbakanı ise aşırı sağcı Yamine Partisi'nin lideri Naftali Bennett oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz.
Soma'da Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti işlendi. 301 madenci göz göre göre gelen ve bir kaza denilen ihmaller sonucu hayatını kaybetti. Geriye acılı insanlar, yetip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Rengin Arslan'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisini dinlerken kendinizi bu adalet mücadelesinin içinde bulacaksınız. kısadalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.